Güncel fiyatlarımız 11 Ağustos'tan itibaren kurs ücretimiz 3500 TL oldu. Maliyle birlikte 4965 TL. Şu anda fiyatlarımız bu şekilde. Araba B sınıfı. Yani motor almak isteyen veya başka büyük araç almak isteyen işte fiyat değişiyor. Şu anki fiyatlarımız 3500 TL maliye hariç. 10 Ağustos'a kadar 2500 liraydı. 11 Ağustos'ta %40 bir zam geldi. 3500 oldu. Daha önce de 2900 lira maliyle birlikteydi. İşte her yıl düzenli olarak kurs zammı. Ocak 1'de de devletin yapmış olduğu maliye zamları var. Yani Ocak 1'de kurs ücretleri tekrardan zamlanacak. Vergiler, yani kurs ücreti değil ama vergiler zamlanacak. Akaryakıt fiyatı belli zaten. Eskiden bir aracın yaptığı veya 4 aracın yaptığı masrafı şu an bir araç yapıyor. Sigorta ücretleri çok yükseldi. Her asgari ücret arttığında bizim personelin sigorta ücreti de artıyor. Şu anda ortalama bir sigortamız 2000-2200 civarı. Bunların maliyeti eklenince personel maliyeti, kira, akaryakıt, SGK, her türlü masrafı eklenince yani aslında bu fiyat bile fazla değil. Normal bu ekonomik şartlarda. Daha yüksek fiyat belirlemiştik. Dernek başkanımız şu anki ufak koşullarında bu fiyatı uygun gördü. Normalde yani bizim aklımızdaki fiyat sadece kurs ücreti 5000 lira. Yani daha da yükselmesini bekliyoruz. İlk başta biraz tepkiler yükseldi mi? Ama anlatınca her şey yükseldiği gibi bunu da yükseldiğini anlayınca fazla bir şey olmuyor yani. Böyle aşırı bir tepki yok. Çünkü bu fiyatın içinde eğitim var. 10 saat, 12 saat, 14 saat. Genelde 14 saatlik eğitimlerimiz var. Kursiyerlerimiz 14 saat eğitimini almadan sınava girmiyoruz. Yani aslında dediğim gibi maliyet 3500 çok uygun bir fiyat şu anda. Bu ekonomik şartlarda. Tabii ki her yıl yükseliyor ehliyet fiyatlarımız. Ocak 1'de dediğim gibi şu an 1465 olan maliye tahmini enflasyona göre yükseliyor. 2000'i bulacak. Büyük ihtimal dernek başkanımız da yarın öbür gün bir zam yapacak. Mayıs ayında ya da yine Ağustos ayında yine bir zamımız gelecek. Yani tek zam ekonomik şartlardan dolayı kaynaklanan bir şey. Bu kadar enflasyon farkı varken bugün açıklandı %80 enflasyon çıktı. Bizim yaptığımız zam %40 zaten. Enflasyonun yarısı kadar. Sigorta, ekonomi de yani dediğim gibi bir sigorta 2200 şu anda. Her bir kursun ortalama 8 tane sigortalısı var. Araçlar eğitime çıkıyor. Bu anlaştığımız fiyatın içinde ilk yazılı, ilk direksiyon araçları var. Devlete yatan. Yani dediğim gibi tepkileri aslında haklılar kendi açılarından ama işin içinde oldukları zaman aslında fiyatın normal olduğunu anlayacaklar. Az bile olduğunu anlayacaklar. Derneğimizin aldığı karar yazılı sınav harcı, direksiyon sınav harcı içinde olmak şartıyla 3500 liraya şu an kayıt alıyoruz. Tabii bu 3500'te sınırlanmıyor. Bunun 1462 lira mali harcı kart parası var. Toplamda 4962 liraya bir ehliyet adaya mal oluyor. Geçen bir önceki fiyatımız, kurs ücretimiz 2500 liraydı. %25'lik bir kararla %25'lik bir artış yaptık. Bu %25 tabii ki bizi yine de kurtarmıyor. Yakıta gelen zamlar, askeri ücretlere gelen zamlar, SSK'ya gelen zamlarla beraber %25 şu an bizi yine kurtarmıyor. Biz en alt tabakada fiyatı tutmak istedik. Şu an dediğim gibi kurs ücreti 3500 liraya kayıt almaktayız. Vatandaşlar bundan önceki yıla göre tepkili oluyorlar. Bundan önceki yıllarda Şanlıurfa'da ehliyet fiyatlarımız çok düşüktü. Derneğimizin aldığı kararıyla hep birlikte toplanıp bir taban fiyat uygulamasına gittik. Fiyatları oturtturduk. Ama eskiden mesela bir öğrenci adayımız gelip rahatlıkla ehliyetini alabiliyordu. Şu an bu fiyatlarda bir öğrenci gelip rahatlıkla ehliyetini alamıyor. Çünkü büyük bir para 5000. 5000 öğrencide para olmadığı için sıkıntı çekiyoruz kayıtlarda. Tepki gösteriyorlar da yani hakikaten biz dediğim gibi %25 bir artış yaptık ama en alt tabakada tuttuk. Çevre illerimizde fiyatlarını araştırırlarsa bizden daha yüksek fiyatları. Her arkerde dediğiniz gibi tepki gösteriyorlar. Bu fiyatlar inancınız olsun şu an bizi kurtarmıyor. Son zamanlarda ülkemizde olan yapılan zamlardan sonra ekonomik olarak kurumlarımız bayağı bir sıkıntı çekiyordu. Bu yılın ortasında tarih boyunca ilk defa yıl ortasında bir zam yapıldı kurs ücretlerine. %40 gibi bir zam geldi. 2500 oran kurs ücretlerimiz 3500 liraya çıktı. İşin gerçeğine bakarsak bu bile girdileri çıktıları karşılamıyor. Çünkü insanların alım gücü düştü. Biz eskiden, yani eskiden dedim çok değil, 6-7 ay öncesine kadar
ortalama aylık 60-70 kursiyer kaydederken şu anda 30-35-40'lara kadar düşmüş. Haliyle ortalama bir kurumun bugün minimum gideri 60-70 bin lira. Çünkü bir kişi, şu anda 8 personel çalışıyoruz burada. Sadece bunların SGK primi 17 bin liraya yakın. Yani aylık şu an 17 bin lira SGK ücreti yatırıyoruz. Arabalarımızın sanayi giderleri yaklaşık %300 arttı. Bir baskı balata, sürücü kurslarında yani baskı balata olayı, arabanın periyodik bakımları haricinde baskı balata olayı minimum ve maksimum 3-4 aydır. 3-4 ayda bir biz baskı balata değiştiririz. Biz geçen yıl baskı balatayı 1000 liraya değiştiriyorken şu an 3000-3500 bandında değiştiriyoruz. O da dediğim gibi bir araç başına yaklaşık 2,5-3 ayda biz baskı balata değiştiriyoruz. Personel maaşları yükseldi. Kırtasiye malzemeleri inanılmaz derecede yükseldi. Kişi başına bugün bir kuruma kaydolan bir kursiyer başına yaklaşık 60-70 sayfa kağıt kullanıyoruz. Yani bir kursiyer için. Kağıtların, top kağıtlarından bu yana %700-800 zam geldi. Sadece elektrik giderleri, bu kurumun yaklaşık aylık 3-4 bin lira elektrik giderleri var. 14 saat akan trafikte eğitim veriyoruz, 2 saat simülatör olmakla beraber. Geçen yıl yaklaşık 14 saatte bir aracın yaktığı yakıt yaklaşık 200 lirayken şu an 700-800 liraya çıktı. Bu gelen zamlar gerçekten bizim kurumların giderlerini karşılamıyor. Eğer insanların alım gücü yükselirse, eskisi gibi tekrardan 70-80 tane kayıt bulabilirsek zarar etmemiş oluruz. Ama şu anki şartlarda yaklaşık 2 aydır gösterebilirim size. Dönemlerimizin yarısı boş. Yani tabi bu biraz yaz ayından dolayı da kaynaklanıyor. Urfa'da mevsimlik işçi olayı biliyorsunuz çok. Yazın Urfa boşalıyor. Temennimiz önümüzdeki yıl bu ekonomimizin düzelmesi, insanların alım gücünün yükselmesi. İnşallah temennimiz o yönde. İl ve ilçelerimiz toplam, merkez ilçelerimiz ve toplam 13 ilçemizle birlikte 109 tane kurum bize bağlı. 109 kurumun dışında 2000'e yakın da direksiyon eğitmeni bize bağlıdır. Yani dernek olarak üyelerimizin birlik beraberliğine önceliğimiz bu. Birlik beraberlik içerisinde bir çatı altında hem fiyat birlikteliği hem de diğer sorunlarında birebir üyelerimizle konuşup sorunlarını halletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Derneğimize bağlı 109 tane sürücü kursumuz, toplamda 2000 tane de direksiyon öğretmeni ve trafik motoru ve ilk yardım olmak üzere 2100-2200 gibi bir üyemiz mevcut. Sadece Şanlıurfa'da değil, Türkiye normlarında şu an sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bunun en büyük sıkıntılarının en büyüklerinden birisi de akaryakıta gelen zamlar, kırtasiye gibi eğitim amaçlı kullandığımız kırtasiyelerden dolayı büyük bir sıkıntı yaşamaktayız. Bunun dışında asgari ücrete gelen zamlar büyük bir şekilde bizi etkiledi. Çünkü asgari ücrete zam geldiğinde sadece personelimize verdiğimiz 5500 değil, bunun dışında 2100 gibi SGK'nın da bize yansıması büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Yani bu zamlar tamamen kar marjımızı şu an sıfır şeklinde, büyük bir şekilde etkilemektedir. Dışarıdan bakıldığı zaman işte 5000 liraya takabül edilen bir ehliyet vermekteyiz. Yalnız bu 5000 liraya verdiğimiz ehliyetin giderlerine baktığımız zaman vergi dilimi, SGK dilimi, milli eğitim dilimi dediğimiz zaman biz doğal olarak zaten 4700-4800 gibi bir maliyet söz konusu akaryakıttan da içine koyduğumuz zaman. Yani sürücü kursanın şu etapta çok büyük bir kar marjı ne yazık ki yok denilebilecek kadar az yani. Yetkililere özellikle hükümetin, mevcut hükümetin SGK prim indirimlerinin eğitim sektörü olduğumuz için SGK'da büyük bir indirim yapması söz öncelikimizdir. Yani SGK bizim için çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü kişi başı 2100-2200 gibi bir ödenek ödüyoruz. Bu da bütün kurumlarımıza ekstra büyük bir zarar sağlamaktadır. Petrol, yakıt indirimi, kırtasiye indirimi gibi eğitim kurumu olduğumuz için hükümetin bunu ön plana koyup da bizlere bir ekstra bir indirim yapması gerekmektedir. Şanlıurfa ilimizde
5000 liraya tekabül eden bir ehliyet fiyatı söz konusu. 3500 lira sürücü kursunun ücreti, 1461 lira maliye ve kart parası adı altında almaktayız. Toplamda yekünde 4961 TL gider gitmektedir. Antep, Adıyaman gibi illere baz aldığımızda o illerimizde 6500 lira takabül eden ehliyeti biz Şanlıurfa'da 5000 lira gibi bir ücrete vermekteyiz. Şanlıurfalı halkımızın daha çok düşündüğümüzden dolayı çok da büyük bir kar matrajı sürücü kurslarımızın üzerine atmıyoruz. Yani ehliyet gidişatı yılbaşından sonra daha büyük bir zamla karşı karşıyayız. Bunun en büyük nedenlerden birisi de yılbaşından sonra harç ve vergilere gelecek zamlardan etkilenmekte. Yaptığımız ve gördüğümüz, incelediğimiz medyadaki haberlere baktığımız zaman bu yıl başında %118 gibi bir rakam söz konusu harçlara gelecek zamlar. Bu da doğal olarak bugün 5000 lira verdiğimiz bir ehliyetin 11-12 bin ne takabül edileceği gözetmelemektedir. Yani halk olarak tabii ki tepki olarak işte nedir, yüksek bir fiyata verdiğimiz gibi gözetleniyor. Fakat işin içine girdiğimiz zaman kesinlikle büyük bir fiyat değil. Çünkü bir ceza, bugün bir ceza 3700 lira, 3800 lira gibi bir ehliyetsizlik cezası var ve araç sahibine de 3700, 3800 lira ceza veriliyor. Doğal olarak 7500, 8000 liraya ehliyetsiz araç kullanma cezası alınıyor. Yalnız bizden 5000 lira gibi bir maliyet söz konusu. Yani bu durumda bir ehliyet cezası bile değil yani.